Arkadaşlar merhaba, yeni bir Kör Tarih bölümüne hoş geldiniz. Konumuz ve ilk sorumuz için işime dönüyorum. Buyurunuz. Bugünkü konumuz Coğrafi Keşifler ve Osmanlı. Her tarih ve tartışma kitabında, her tartışma konusunda mutlaka geçen bir konu. Tabii ki öncelikle ilk sorumuz coğrafi keşiflerin önemi nedir? İnanılmaz detayına girmiyorum. Çünkü bütün coğrafi keşif. Yok. Sonunda Osmanlıların politikasına bağlayacağımızı da düşünerek onlarla ilgili bölümlerinden geçelim. Okey. Dünya ticareti dediğimiz kavram, dünyada yapılan ticaret tabii ki çok eski yıllara dayanıyor. Yani böyle bu günümüz globalleşen dünyasının bir hikayesi değil. Eskiden ticaretin yönü doğudan batıya doğru akıyordu. Çin'de ipek, Hindistan'da baharat. Bu baharat deyip de bu arada geçmemek lazım. Şimdi mesela kapalı çarşıda işte kuyumcular sayım yapacağı zaman ya da çok kıymetli bir müşteri geldiği zaman biliyorsun kapıyı kapatıp kilitlerler. Eskiden de karabiber taneleri sayılırken kapılar kilitlenirmiş, tek tek sayılırmış. Tuz para yerine geçtiği zamanlar olmuş. Çünkü bunlar o zaman buzdolabı yok. Yiyecekler vesaire bu baharatlarla uzun süreli korunabilir hale geliyor. Mesela işte bu kuru et vesaire, o etlerin kurutulması, tuzlanması gibi konular. O yüzden tuz, baharat bunlar çok önemli. Dünya ticaretinin o zaman Avrupa bir köşesinde yer alıyor. İşte ne var? Çin, Hindistan, ondan sonra işte İslam devletleri başlıyor ve işte coğrafi keşifler başladığı dönemde İran bölgesi Safeviler var. Sonra işte Osmanlı başlıyor. Osmanlı artık Avrupa'nın içlerine kadar zaten ilerlemiş. Yine Kuzey Afrika'da, Akdeniz kıyılarında tüm bölgeye hakim bir Osmanlı var. Bu durumda bu dünya ticaretinin bir köşesinde kalmış ve aynı zamanda da şunu da belirtmek lazım. Şimdi mal Çin'den çıkıyor. Oradan geliyor. O ona satıyor, o ona satıyor. Artık Akdeniz'e geliyor ve Akdeniz'de de işte Avrupa adına ticareti domine eden Avrupa'da Venedikliler var. Her geldiği bölgede de işte vergisiydi, o suydu, bu suydu belli fiyatlar artarak Avrupa'ya giriyor. Bu noktada da Avrupa diyor ki ya bu böyle olmayacak. Bizim Osmanlılardan ve diğer bölge gümrüklerinden diyeyim şu tırnak içinde bugünün tabiri. Bu işte vergilerden kurtularak bir şekilde bizim Hindistan'a, Çin'e ulaşmamız lazım diyor. O döneme kadar şeyi söylemek lazım. Avrupa çok ciddi iç çekişmelerde. Aralarında ciddi çekişmeler var ki bunun işte Kanuni döneminde bir yansıması Fransa'nın Osmanlı'yla belirli noktalarda ittifak etmesi. Hatta işte yaptıkları kuzeyden Fransa, İtalya'ya girecek. İşte güneyden de Osmanlı girecek ve Roma'nın fethi sağlanacak falan. Bunlar en azından niyetlenilmiş, hayalleri kurulmuş, planlanmış ama gerçeğe dönüştürülememiş konular olarak kalıyor bir noktada. Böyle bir bölünmüşlük var kendi işlerinde. Bu bölünmüşlükte işte Akdeniz'deki ticaretin de sayesinde mesela Venedik vesaire gibi bir noktada ticari devletleri ortaya çıkarıyor Avrupa'da. Bu da ne demek oluyor? Daha böyle bir serbest ekonomisi, devletten biraz daha bağımsız. Ve bu tüccar sınıfı başta olmak üzere, yani bu coğrafi keşifler biz işte diyoruz ki İspanya işte gitti, ondan sonra Portekiz gitti vesaire diyoruz ama bunlar daha çok böyle tüccar sınıfın desteklediği konular. Ve sonrasında da işte bu Hindistan'a, Çin'e ulaşmak için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Ümit Burnu'nu, yani Afrika'nın en aşağısını geçerek Hint Okyanusu'na ulaşıyor Portekizliler Vasco da Gama'yla. Kristof Kolomb da Hindistan'a gitmek üzere yola çıktığında Amerika kıtasını buluyor. Coğrafi keşiflerin özeti budur. Bu. Bayağı coğrafi keşiflerin öneminden girdik. Coğrafi keşifler nedir'e kadar geldik aslında. Evet. Güzel oldu. Peki Osmanlıların çok coğrafi keşifler yapmadığını biliyoruz. Bunun nedeni nedir? Ya burada farklı tabii iddialar var. Çok saçma olanlar da var. Bir tanesi bunu din, yani bazıları bunu işte dinle alakalandırıyor. Ondan Allah sonra güzelmiş. Ya hayır şey diyeyim hani işte yok. Su işte okyanusta uzun süre suyun da bozulmaması için suda bir zaman sonra bak şey İşte suyun içine alkol döküyorlardı da işte İslam'da bunun yeri yoktu falan filan gibi böyle şeyler de var. Çok özür dilerim, anlayamadım. İşte içme suyu, tatlı su bir zaman sonra suda bozulan bir şey ya, yani bakteri yapıyor. O bakterinin yapımının gecikmesi için ya da olmaması için suyun içine alkol döküyorlarmış bu coğrafi keşifler. Kaptanlar, falan. Bunlar tatava. Çok böyle geçerli şeyler değil. İşte çok klasik şey diyenler var. Çok mahalle muhabbeti gibi böyle hani haremden kafalarını mı kaldırdılar ki sonraki dönemde vesaire 1500'lerden sonra falan gibi. Hiçbirisi gerçekçi değil. Bunlar bu tamamen şöyle bir konu ihtiyacı yoktu. Tabii yani çünkü zaten o dönemki dünya ticaret sisteminin neredeyse merkezindeydi Osmanlı. Yani mal ona gelmeden Avrupa'ya ulaşamazdı. Mecburdu ondan geçmeye. Bu birinci konu. İkinci konu, zaten iç denizlere çok hakimdi. İşte Kuzey Afrika kıyıları, zaten Küçük Asya, Anadolu kıyıları, Yunanistan, bugünkü Yunanistan bizim kontrolümüzde. Tamam, Korfu'yu vesaireyi alamıyor Sultan Süleyman. Evet ki küçük bir adadır ama çok önemlidir İtalya seferi yapmak isteyen bir devlet için. Alamıyor ama en azından belirli bölgeleri, yani ciddi anlamda kontrol altında tutuyoruz Dalmaçya kıyılarına kadar. Bu durumda zaten bu denizlere hakim olan Osmanlı kendini çok da buna ihtiyacı varmış gibi hissetmiyor. Problem yaşadığı yer şurası. Şimdi coğrafi keşifler konuşuyoruz. Hafif bir coğrafya bilgisi vermeden olmaz. İşte bu Cezayir kıyıları vesaire, yani o Kuzey Afrika kıyıları öyle gemilerin seyretmesine çok münasip kıyılar değil. Elverişli. İşte yani elverişli kıyılar değil. O resifli yapısı vesaireden dolayı. O yüzden mesela o Akdeniz ticaretinin de büyük kısmı aslında kuzey sahillerden, yani o Fransa, İspanya, Venedik, İtalya oralardan yapılıyor ama Osmanlı işte korsanları, ondan sonra ki hani korsan kelimesinin kötü bir kelime olmadığını defalarca kez konuşmuştuk. Evet, Piri Reis videomuzda da konuşmuştuk. Evet. O yüzden orada hiç detaya girmiyorum. Zaten hani Osmanlı bir şekilde oradan işte ya vergisini ya haracını alır konumda. Bu yüzden de bununla alakalı bir ihtiyaç duymuyor. Bu aslında bir genel sebep. Bunun başka alt sebepleri de var. Bunlardan bir tanesi de az önce demiştim ya, hani Avrupa'da tüccar devletler çıkmaya başladı ve bu tüccar devletler işte bankacılık ve finansal yapının gelişmesini sağladılar ve bu finansal yapının gelişmesiyle beraber de kapitalizm ortaya çıktı. Osmanlı'da böyle bir sınıf yok. Bizim Osmanlı'da ticaret yapan kişiler loncalara bağlı. Loncalar devletin kontrolünde diyebiliriz. Para ekonomisi dediğimiz yok Osmanlı'da. Osmanlı'da al-sat var. Yani ürünü al ve işte satabileceğin maksimum karlılıkta %10. %10'un üstünde sattığın zaman kul hakkı yemiş oluyorsun. Avrupa'da gelişen bu tüccar devletlerle beraber gelişmeye başlayan para ekonomisi, ki coğrafi keşifler buna inanılmaz bir zıplama yaratarak işte kapitalizmin başlangıç noktasını oluşturacaktır bu süreç. Sonra da artık sanayi devrimiyle beraber de zaten globalizm dediğimiz noktaya taşıyacaktır. Bu para politikalarının, daha doğrusu para ekonomisinin Osmanlı'da olmaması da o coğrafi keşiflerin birçok bölgeden sonrasında işte Portekiz, Hollanda küçücük iki tane devlet onlarca sömürge elde ediyor. Sonrasında zaten İngilizler girecek. Orada hepsini mahvedecektir de. Güneş batmayan. Evet. Güneş batmayan imparatorluk olacaktır. Ama bunu yapmalarının sebebi işte bu tüccarların çabalarıdır. Yani kralların tamam o zaman gidin hadi siz de Amerika'da 3 tane sömürge elde edin. Bunlar daha sonraların bu coğrafi keşiflerin başlangıcında. Böyle bir tüccar sınıfı yok Osmanlı'da. Böyle bir para ekonomisi yok. Tamamen devletin, yani daha doğrusu padişahın kontrolünde bunlar. Şunu unutmamak lazım. Avrupa'da iki tane tüccar bir araya gelip keşif için işte gemiler satın alıp onu bunu yapabilir. Ama Osmanlı'da bunu yapamazsın. Böyle bir sınıf da yok, böyle bir hak da yok. Bu da ayrı bir nokta. Tabii bir de yine coğrafi keşifler dedik. Bir tane daha coğrafya ile alakalı bir söyleyelim. Okyanus iç deniz gibi değil. Şimdi ben burada böyle ölümüne coğrafi bilgiler verecek bir insan değilim. Ama okyanuslarda bir coğrafi keşfe çıkıyorsan okyanusa kıyın olması gerekiyor. Okyanus denizciliğini biliyor olman gerekiyor. Daha doğrusu öğreniyor olman gerekiyor. Burada mesela işte Kristof Kolomb atladı gemiye gitti ve hop bir kere de Amerika'yı buldu gibi bir durum söz konusu değil. Binlerce denizci telef oluyor zaten bu keşiflerde. Çok uzun süre Ümit Burnu'na varamıyorlar mesela. Yani bu yıllar alıyor bu süreçler. Burada okyanus denizciliğini öğrenmen lazım. Burada şöyle bir tabii ki gelebilir. Ama işte Kızıldeniz'den Hint okyanusuna açılıyorlardı vesaire, ama Osmanlı donanmasının merkezi İstanbul. Okyanuslara açılacak en uzak liman da İstanbul. Çünkü Osmanlı'daki merkezi yapı, hep söylüyoruz ya, yani devletin merkezi İstanbul. İşte donanma yatırımları, tersane vesaire. Diğer bölgelerde tabii ki tersaneler var ama işte o tersanelerin zaten buna elverişli olmadığını biz Piri Reis videomuzda, bu videodan önce mi yayınlarız sonra mı yayınlarız onu bilemiyorum da, Piri Reis videomuzda zaten anlarız. Zaten Piri Reis'in kellesi de Portekizlilerle Hint Okyanusu'nda yapmış olduğu Hürmüz Kalesi kuşatmasından sonra gidecektir. Orada ciddi başarısızlıklar vardır Portekizlerle Hint Okyanusu'nda yaptığımız savaşta ve biz okyanuslara kıyımız olmamasından ötürü iç denizde kadırgalar ince, uzun, böyle 144 tane kürekçinin şey yaptığı, öyle çok yüksek olmayan, ağır top taşıyabilen, tamamen böyle hani fethe odaklı, daha hızlı hareket edebilen, hızlı manevra yapabilen gemiler diyeyim. Ama işte coğrafi keşiflerde kullanılan gemiler öyle değil. Onlar böyle yelkenli, yüksek şeyleri olan, kapalı alanı olan, yaz ve kış, ya kışın da kullanılabilen, sonbaharda da kullanılabilen gemiler. Bu yüzden de işte okyanusa kıyın olmayınca doğal olarak iç denize yönelik denizcilikle alakalı gelişmeler sağlıyorsun. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Zaten biz Osmanlı, hani hep Uluç Ali'den bahsetmiştik. Osmanlı Türk işte videosunda mesela çok büyük bir şey, denizci, ama mesela Türk değil. Biz zaten genellikle işte Venedik'ten, işte Yunanistan vesaire buralardan ya da işte Ege sahillerimizin, ondan sonra bir kısmından daha çok o bölgelerde yaşayan işte Hristiyan kişiler vesaire. İşte bir Gelibolu bunlar arasında biraz daha farklı bir konuma oturuyor. Biz zaten bunlardan topluyoruz genelde denizleri. Yoksa işte Barbaros Hayreddin Paşa tabii Türk bir denizci değil. Ondan sonra yani aslında şey, biz Türklerin böyle inanılmaz deniz, yani hep söylüyoruz ya, kara askeren denizcilikle zaten çok şey. Ama Osmanlı bunu çok kırıyor, bununla alakalı çok mücadele veriyor ama sadece Akdeniz için bunu yapıyor. Nitekim Akdeniz nezdinde de başarılı oluyor. Bu durumda da söylediğim gibi, tekrar ediyor olmayayım, sadece okyanusa kıyısı olmayınca da iç denize göre bir tatbikat diyeyim gerçekleştiriyor ve bunu uygulamaya koyuyor. O zaman aslında kapatabiliriz. Tatlı bir hikayeyle kapatalım diyorum. Kristof Kolomb çıkmış Kanuni Sultan Süleyman'ın önüne de neler neler demiş, cık 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 bölümüyle kapatabiliriz. Şu hikayenin bir gerçeğini dinleyelim. Bu hikaye Evliya Çelebi'de geçiyor. 17. yüzyıl, biliyorsun Evliya Çelebi 1600'ler. Aslında bu Osmanlı elitlerinin coğrafi keşiflerin ne kadar önemli olduğunu, Osmanlı'nın başına bela olacağını bundan sonra ve olmaya başladığını aslında gördüğünü ve bunu anladığını hissettiren bir hikaye. Tabii ki Kristof Kolomb Kanuni Sultan Süleyman'ın karşısına geçmedi ama Evliya Çelebi'de bu hikaye şöyle geçiyor. Kristof Kolomb geliyor ve Kanuni'den sponsor olmasını istiyor deniz aşırı yerlere gitmek için. Kanuni Sultan Süleyman da bizim böyle deniz aşırı memleketlerde işimiz yok, Mekke Medine, biz buralar vesaire gibi bir cümle kuruyor. Tam cümleyi hatırlamıyorum şimdi. Kristof Kolomb'u gönderiyor. Bu hikaye doğru bir hikaye değil. Yani Kristof Kolomb'un Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıktığı vesaire gibi, Evliya Çelebi haricinde, ki Evliya Çelebi biliyorsun yani bize dönem olarak çok güzel bilgiler veriyor. Çok anlattıkların arasında çok doğru şeyler de var. Ama Evliya Çelebi'nin abartma huyu vardır ama burada şunu, çünkü şöyle bir şey var. Bir keşif, bu ne olduğunun bir önemi yok. Bu coğrafi bir keşif de olabilir. Yani bir toprak parçası da bulabilirsin. Bir buluş da bulabilirsin. Bir keşfin bulunması bunun ya da bulan kişiye ve faydalı olacağı anlamına gelmiyor hiçbir zaman. Örnek verelim. Çin'de mesela barut bulundu. Ama barutu adam gibi kullanan Avrupalılardı. Ya da matbaa. Yani matbaayı yine Çin'de çıkan bir şey. Ki keza Türklerin de çok binlerce yıl önce, bak binlerce diyorum, yüzyıl önce demiyorum yani, kullandığını gösteren bazı bilgiler var. Ama matbaayı Avrupalılar yine hani şey yaptı. Bunu coğrafi keşifler içinde konuşabiliriz. Örnek vermek gerekirse İspanya gitti Amerika kıtasından gümüşleri getirdi. Bu gümüşler dünyada öyle bir enflasyona sebep oldu ki Osmanlı ekonomisini mahvetti bu enflasyon. Sonrasında bugün görüyoruz ki aslında Çin ekonomisini de ciddi anlamda etkilemiş. Doğudan batıya akan ticarette paranın arzı çokluğu bir anda ciddi anlamda dünyanın, yani eski dünyanın bilinen Avrupa'dan Çin'e kadar ciddi anlamda bir enflasyona sebep olmuş. Biz bunları bugünden görebiliyoruz. Ama o dönem için bile Osmanlı elitlerinin bu keşiflerin önemini görmesi, anlaması açısından önemli bir hikaye. Demek ki farkındalarmış yapılanın. Ama durumu bu. Yani o yüzden şey demek çok doğru bir tespit değil. Yani coğrafi keşiflerin öneminin farkında değillerdi, umursamadılar vesaire. Umursamasalar zaten Hint okyanusuna Piri Reis'i göndermezlerdi o zaman, Hint kaptan deryası olarak. Demek ki bir mücadeleleri var ama Atalı'nın Üsküdar'a geçmişti. Ben Emrah Safa Gürkan'ın, Emrah Hoca'nın çok güzel bir tespiti var bu tarz konuları anlatırken. Yani Osmanlılar neden geri kaldı diye. Osmanlılar geri kalmadı, Avrupa fazla ileriye gitti gibi bir cümle kurmuştu. İnanılmaz güzel bir cümle. Bunu bu kadar basit daha önce hiç kimse anlatamamıştı. O yüzden coğrafi keşiflerde de Osmanlılar umursamadı değil, Avrupalılar erken davrandı. Sebebi de zaten Osmanlı'dan kurtulmaktı. Osmanlı'nın kendinden kurtulmak gibi bir durumu olmadığı için de coğrafi keşiflerde yer almadı. Sanırım tamamız. Bence bu kadar. Yani var mı başka soru? Yok, bu kadar. Süper. Arkadaşlar bugün bir soru bir cevap yaptık ve coğrafi keşifleri çok kısa anlatıp Osmanlı'nın neden coğrafi keşiflerin içerisinde yer almadığını özetlemeye çalıştık. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.